Küçükkaleler yönteminin sizlerle beraber farklı varyans, işte çoklu doğrusal bağlantı, farklı varyans ve otokorelasyonla ilgili kısımlarını bitirdik. Ancak en küçük kareler yönteminin varsayımlarını incelerken biz bir şey daha söylüyorduk. Diyorduk ki model spesifikasyonu doğrudur. Dolayısıyla bugün artık en küçük kareler yöntemini kullanabilmemiz için gerekli olan başka bir varsayımın varlığını inceleyeceğiz. Nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bakalım nasılmış? Bunun için önce iyi bir modelin özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar hep söylediğimiz şey şu. Diyoruz ki en küçük kareler yöntemi kullanıyorsak en küçük kareler yönteminin gerektirdiği varsayımları sağlamalıyız. İşte bu varsayımlardan bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı yoktur dedik. Çoklu doğrusal bağlantıyı inceledik. Hatalar sabit varyanslıdır dedik. Farklı varyanslılık, sabit varyans konusunu işledik. Ardışık hataların arasında ilişki yoktur dedik ve otokorelasyon kavramını inceledik. Şimdi ise diyoruz ki en küçük kareler yöntemi varsayımlarından model spesifikasyonu doğrudur. Şimdi model spesifikasyonu dediğimizde aklımıza gelen aslında modelin formu, yapısı, iktisadi yapısı ya da matematiksel gösterimi ya da ölçüm hatasının olup olmaması gibi gibi. Ama asıl kastettiğimiz aslına bakarsanız doğru değişkenlerle doğru bir model mi kurulmuş ve doğru bir matematiksel formda mı kurulmuş? Bunlara bakacağız sırasıyla. Şimdi bunun öncesinde acaba iyi bir model nasıldır ve biz iyi bir modeli nasıl belirleriz? Buna bir bakalım. Şimdi arkadaşlar iyi bir modelin ilk özelliği basit olmasıdır. Basitlikten kastının artık en az ve öz değişkenle modeli açıklamak demek olduğunu biliyoruz. Yani bir modeli belki çok daha fazla değişkenle açıklayabilmemiz muhtemel. Fakat ekonometride de olan işte tutumluluk ya da cimrilik prensibi gereği bir modelin basit olması, en az değişkenle en fazla açıklanabilir olması onu iyi bir model yapan ilk özelliği. Basit olmalı. İkinci en iyi model özelliği ise belirlenmişlik. Buradaki belirlenmişlikten kasıt arkadaşlar her bir parametrenin bir tane değerinin olması, belirlenmesi. Yani biz modeli tahminlediğimizde her bir parametre için tek bir değeri söz konusu olması belirlenmişliği. Burada da bir model yapısı var. Gördüğünüz gibi dinamik bir model var. Rho'da aslında otokorelasyon kastırasını göster. Üçüncü özellikleri ise rekare ölçüsü. Yani biz bir modelin iyi olup olmadığını kestirirken rekaresine bakıyoruz. Rekare bir ölçüt. Rekare neydi? Belirlilik katsayısıydı. Ve bağımlı değişkendeki değişmelerin yüzde kaçının bağımlı değişkenler tarafından açıklanabildiğini gösteriyordu. Dolayısıyla rekare ölçüsü eğer yüksekse, 1'e yakınsa biz modelin iyi olduğunu söylüyorduk. Bunun dışında teorik tutarlılık yine bir iyi bir model özelliğidir. Teorik tutarlılıktan kasıt şu arkadaşlar. İşte Durbin-Watson gibi istatistik, yani otokorelasyon olmaması, katsayıların parametre tahminlerinin varsayımlara uygun olması, normal dağılım işte sıfır ortalamalı, hataların sıfır ortalamalı olması, ardışık değerler arasında ilişki olmaması gibi teorinin dediği kısmı tutarlı olması. Ekonometrik teoriye tutarlı olması. Aynı zamanda tabii ki incelediğimiz iktisadi kısma da tutarlı olması. Ve doğru fonksiyonel biçim. Doğru fonksiyonel biçim burası biraz daha iktisat teorisiyle alakalı olan kısım. Yani modelin doğru fonksiyonla ifade edilmesi. İlişkiler doğrusalsa doğrusal, eğriselse eğrisel gibi yapıda ifade edilmiş olması. En basit anlamıyla iyi bir modelin özellikleri bu. Şimdi peki biz ne yapıyoruz da bu iyi modeli bozuyoruz? Şimdi arkadaşlar biz hep şimdiye kadar en küçük kareler yöntemini tahminleyip katsayıları yorumladığımız her modelin tanımlamasının doğru olduğunu kabul ettik. Ama belki de işte çeşitli varsayımları test ettiğimiz modelin tanımlaması doğru değil. Yani modeldeki bazı değişkenlerle ilgili yanlışlıklar olabilir ya da fonksiyonel biçimiyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Hep biz model yapılarını artık son nihai gördüğümüz bir modeli yorumlarken onun tanımlamasının doğru olduğunu kabul ederiz. Bu doğru olmasını
aslında bazı kriterlerden geçirerek vurgularız. Neydi bunlar? Şimdiye kadar hep yaptık. İşte re kare ölçüsünü kullandık. Baktık ki işte modelin re karesi yüksekse dedik ki model başarılı, açıklama gücü yüksek. Sonra T'yi kullandık. Ne yaptık? Kas sayıların T istatistiklerine baktık. Eğer kas sayıların T istatistikleri yüksekse, yani anlamlıysa, dedik ki evet model gücü iyi, kas sayılar anlamlı. Sonra gittik F istatistiğine baktık. Yine kas sayıların topluca eğim kas sayılarının anlamlı olup olmadığını gösteren bir istatistikti. Otokorrelasyon için gittik dürbin massına baktık gibi. Yani doğru modelin tanımlamasının doğru olduğunu kabul ettik. Ancak ardından da bazı ekonometrik testlerle onları sınadık. Ama bunlara rağmen, yani bu sonuçlara rağmen hala biz tatmin edici sonuçlar bulmuyorsak artık bir şeyden daha şüphelenmemiz lazım. Acaba biz doğru bir tanımlama mı yaptık? Bunu düşünmeliyiz. Model spesifikasyonu doğru mu? Bunu düşünmeliyiz. Peki model spesifikasyon hatasını nasıl yapmış olabiliriz? Yanlış fonksiyonel biçim seçmiş olabiliriz. Yani aradaki ilişki tam logaritmiktir örneğin. Biz doğrusal fonksiyon tahminlemişizdir. Onunla tatmin edici sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruzdur. Sonra gerekli bir değişkeni göz ardı etmişizdir. Modelde olması gereken bir değişken yoktur. Ve dolayısıyla ne kadar iyiymiş gibi gözükse de re kareyi bir türlü istediğimiz seviyeye çekemeyiz, açıklayamayız. Çünkü şey yok, gerekli bir değişken yok. Hatta bazı etkileri de var bunun. Ya da gereksiz değişken modelde yer alabilir. Fazladan değişkenler vardır modelde. Aslında olmalarına gerek yoktur. Ve değişkenlerimiz ölçme hatalı olabilir arkadaşlar. Bu ne demek? Değişkenlerde sayısal, ölçümsel hatalar söz konusu olabilir. Bunların hepsi, yani şuradaki dört maddede model tanımlanması içerisinde ifade edilir ve model spesifikasyonu doğrudur ifadesinin test edilmesi için buraların bir kontrol edilmesi lazım. Bakalım, şimdi ilk kısma geçmeden şunu bir bakalım. Fonksiyonel biçim, yanlış fonksiyonel biçim nasıl olabilir? Neden önemli? Şimdi bizim temelde gördüğümüz arkadaşlar, bazı fonksiyonel ilişki çeşitleri burada yer alıyor. Şimdi örneğin şu noktaların artık ne olduğunu biliyoruz. X ve Y arasındaki diyagramı çizdiğimizde noktaların aralarındaki ilişkiyi gösteren dağılımlarına ait ifade olduğunu görüyoruz. Mesela sadece şu ifadeyi şuradan doğru yapayım. Sadece şunun olduğunu düşünelim. Şuradaki noktaların olduğunu düşünelim. Aynen buradaki gibi şöyle bir doğru çizerdik. Yani böyle bir doğru çizerdik muhtemelen. Ve X ve Y'nin arasındaki ilişkiye baktığımızda, dağılma ilişkisine baktığımızda aradaki fonksiyonun örneği şöyle ise azalan bir trend, azalan bir doğrusal fonksiyon olduğunu ifade edebilirdik. Dolayısıyla da derdik ki bu doğrusal fonksiyon, o zaman şu fonksiyonu tahminleyelim. Yani B1 artı şurası pardon, B1 artı B2x diye gözüken doğrusal fonksiyonu tahminleyebiliriz derdik. Ya da baktık ki noktalar şöyle artan bir şekilde fakat doğrusal olarak tanımlanabilecek yapıda dağılım gösteriyor. O zaman derdik ki yine bunların arasındaki ilişki doğrusal bir fonksiyon. O zaman biz yine şu fonksiyonu tanımlayabilirdik. Y eşittir B1 artı B2x'i tanımlayabilirdik. Aslında fonksiyonel biçimle ilgili arkadaşlar bize en iyi ifadeyi Y ve X'lerin dağılma diyagramını çizdiğimizde, scatter'ını çizdiğimizde noktaların X'in artan değerlerine göre Y'nin değerleriyle olan bağlantısının nasıl olduğu bir fikir verir. Yani arasındaki ilişki nasıl bir fonksiyona benziyorsa tahminlememiz gereken fonksiyon da bu ilişkiye uygun olmalı. Yani şuradaki gibi doğrusal bir artan ya da azalan bir ilişki görüyorsak aslında şimdiye kadar hep yaptığımız doğrusal fonksiyonu tahminlemeliyiz. Bazı harflerde sıkıntı var ama anlaşılıyor galiba. Doğrusal ilişki durumları bu durum söz konusu. Ama diyelim ki X ve Y'nin arasındaki dağılma diyagramını çizdiğinizde artık ilişkiyi böyle görüyoruz. Yani bakın doğrusal değil de yani şuna en iyi bir doğru uyumlayamıyorum. Bakıyorum. Bakın doğrusal olarak bir türlü ifade edemiyorum. Çünkü aralarındaki ilişki ne? Doğruya uymuyor. X'lerin Y'lere göre dağılımları doğruya uymuyor. Dolayısıyla burada arasındaki ilişkinin bir eğrisel ilişki olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla artık tahminlemem gereken fonksiyon budur arkadaşlar. Şuradaki fonksiyondur. Eğrisel bir fonksiyondur.
Tabii buradaki eğrisel ilişki gördüğünüz gibi azalan yönde, burada menfi olumsuz anlamında kullanılmış, azalan yönde eğrisel bir ilişki var, azalan eğrisel bir ilişki var. Tam tersi de olabilir. Yine nokta ilişkisine baktığımızda doğruya uymadığını, eğrisel olarak tanımlanabildiğini ve artan, işte müsbet, olumlu, pozitif, olumlu, pozitif yönde bir eğrisel ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu üstel fonksiyon arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki gibi ifade edilebilir. Üstel fonksiyon şeklinde ya da yarı logaritmik şeklinde fonksiyon yapısı ifade edilebilir. Ya da bu şekilde olabilir. Azalan bir trend izleyecek şekilde olabilir. Bu üslü model fonksiyonuna uyar. Yine bu fonksiyon yapısıyla uyumlanabilir. Tabii bu fonksiyonun arkadaşlar aslında bu tam logaritmik model gördüğünüz gibi. Bunun her iki tarafının elenini alırsanız artık tam logaritmik modelle çalışmanız lazım. Yani aradaki ilişki doğrusal değil. Ya da buradaki gibi parabolik ilişkiler olabilir arkadaşlar. Üçüncü derece artık hani karesel, x'in karesi, değişkene göre karesel ama parametrelerine göre doğrusal bir fonksiyon olabilir. Ya da hiçbir şekilde bir anlam veremiyorsak, yani buradaki gibi bir korelasyon yoksa aralarında, hiçbir fonksiyonel ilişki yoktur, tanımlayabileceğimiz bir denklem yoktur diyebiliriz. İşte sıkıntı şurada oluyor. Özellikle işte örneğin şöyle bir eğrisel ilişkinin olduğu yere doğru tahmin etmek ya da şöyle doğrusal bir ilişkiyle açıklanabilecek bir fonksiyonun yerine gidip parabolik bir fonksiyon tahminlemek. Yani doğru fonksiyon buyken bizim gidip böyle bir fonksiyon tahminlememiz. Dolayısıyla eğer fonksiyonun şeklini dağılımı uyarlayamıyorsak, yani x ve y arasındaki ilişkiye uyarlayamıyorsak, burada yaptığımız şey fonksiyonel biçimden kaynaklı bir spesifikasyon hatası olur arkadaşlar. Bundan hepsini testlerini deneyeceğiz. Ama en basit haliyle o yüzden ben ısrarla söylerim, işte bir model tahmin edilirken önce grafikler incelenmeli. Hem değişkenlerin ayrı ayrı grafikleri incelenmeli, hem de regresyon yapılacaksa x'e göre y'nin, yani dağılma diyagramları, dağılma scatterları incelenmeli. Dolayısıyla arasındaki ilişkinin neye benzediği, hangi fonksiyon yapısına benzediği kestirilmeli. Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Aksi takdirde fonksiyonel biçim hatası yaparız. Tabii doğru fonksiyonel biçimi seçmede bizim bir dayanağımız daha var. O da literatür arkadaşlar. Yani çalışacağımız model iktisat teorisinde hangi fonksiyon yapısıyla yer alıyorsa en mantıklısı o fonksiyon yapısıyla o fonksiyonu tahminlemektir, denklemi tahminlemektir. Ama bilmiyorsak, uygun bir örneğimiz yoksa önümüzde, o zaman işte uygun fonksiyon yapısı için hem grafiksel olarak incelemeliyiz, hem de gereken testleri yapmalıyız. Çünkü oldukça önemlidir fonksiyonel biçimin doğru seçilmesi. Aradaki ilişkiyi net görebilmemizi sağlar. İlk spesifikasyon hatası bu. Şimdi ikinci ve çok önemli bir spesifikasyon hatası var arkadaşlar. Gerekli değişkenin göz ardı edilmesi. Yani bir model tahminliyoruz ama önemli bir değişkeni modele almıyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek önemli bir değişkeni modele almıyoruz. Acaba bunun bize ne gibi bir yaptırımı olabilir? Şimdi buna bakacağız. Şimdi şu şöyle ifade edeceğiz arkadaşlar. Normalde model üstteki model olması lazım. Yani beta 1 artı beta 2 x2 artı beta 3 x3 gibi bir model tahminlemem lazım. Ancak ben model için hali hazırda gerekli olan şu x3 değişkenini göz ardı ediyorum. Modele almıyorum. Ve bu modeli tahminlemem gerekirken altta yer alan modeli tahminliyorum. Yani y eşittir alfa 1 artı alfa 2 xi ve i modelini tahminliyorum. Dolayısıyla artık şuradaki hatanın içinde, yeni tahminlediğim hatanın içinde ne olacak arkadaşlar? Daha önce almadığım gerekli değişkenin etkisi olacak. Hataya o da dahil olacak. Dolayısıyla artık yeni modelin VI hatası beta 3 x3 artı UI gibi tanımlanabilir. Şimdi bunları ispatlarını yaparak da çalışacağız. Ama en önemli haliyle, eğer modeli bu formda tahminlemek gerekirken bu formda tahminlersek, yeni tahminlediğimiz alfa 1 ve alfa 2 kat sayılarının x2 ve x3 değişkenleri arasında eğer korelasyon varsa, yani aralarındaki korelasyon sıfırdan farklıysa ve ben x3'ü modele almadıysam,
Artık alfa 1 ve alfa 2 kas sayıları arkadaşlar sapmalı ve tutarsız olacaktır. Yani o kadar büyük bir hata yapmış oluyoruz. X3 gerekli bir değişken. X2 ve X3'ün arasındaki korelasyon sıfırdan farklıyken, yani aralarında bir ilişki varken, eğer ben X3'ü modele almazsam, yeni tahminlediğim modeldeki alfa 1 ve alfa 2 kas sayısının artık sapmalı ve tutarsız olacağını görüyorum. Şimdi bakalım nasıl sapmalı ve tutarlı olacak. İspatlarıyla bakalım. Şimdi burada hızlı gidersem yavaşlatın arkadaşlar. Bazı yerlerde ispatlar birazcık karışabilir. Şimdi ne dedik? Doğru model buydu aslında. Yani X2 ve X3'ün yer aldığı modeldi. Bir nolu modeldi. Ancak ben X3 gibi bir değişkeni dışlayarak, göz ardı ederek yeni iki nolu hatalı modeli tahminledim. Şimdi iki nolu modelin alfa 2 kas sayısını tahminlemek istediğimde ortalamadan farklara göre hangi formülü yazarım arkadaşlar? Şurası x2 olacak. Şurada yanlışlık var. Şu da x2 olacak. Çok yazamadım ama altlarında x2 indisi olacak arkadaşlar. Alfa 2 parametresini tahminlemek istediğimde ne yaparım? Toplam y x2 ve bölü toplam x2'nin karesini bölerim. Ortalamadan farklara göre alfa 2 kas sayısının formülü, eğim kas sayısının formülü. Şimdi bu bir nolu modeli ortalamadan farklara göre yazdığımızda, yani küçük y ve x'ler cinsinden yazdığımızda artık nasıl yazabiliriz? Küçük y eşittir beta 2 x2 artı beta 3 x3 şeklinde yazabiliriz. Bunu hatırlamıyorsanız regresyon notlarınıza bakmanız lazım arkadaşlar. Artık şu ispatsal olarak bir nolu modeli dört nolu model haline getirebiliyoruz ortalamadan farklara göre. Bu modelden ortalamalarını çıkartıyorsunuz. Ve tabii ki beta 1'ler artık gidiyor, sabit terimleri kaybediyorsunuz. Dolayısıyla artık ortalamadan farklara göre doğru modeli şu formatta yazabiliriz. Şimdi bu formatta yazdıktan sonra biraz önce bulduğumuz alfa 2 eşitliğini yerine koyalım. Yani denklemde yerine yazmaya çalışalım. Alfa 2'yi yazmaya çalışalım. Şimdi alfa 2'ye ne demiştik biz? Toplam y x2 bölü toplam x2 kare. Şimdi alfa 2 eşittir. O zaman x2 aynen kalacak. Toplam x2 çarpı y yerine ne gelecek arkadaşlar? Beta 2 x2 beta 3 x3 artı ui gelecek. Bölü x2'nin karesi. Şurada yine 2 indisi var. Artık alfa 2 yerine böyle yazabiliriz. Şimdi şu anda yapmaya çalıştığımız şey alfa 2 ve alfa 1 kas sayılarının acaba nasıl olacağı. Yani biraz önce dedik ya, eğer x2 ve x3 arasındaki korelasyon sıfırdan farklıysa, yani aralarında bir ilişki varsa, ben x3 değişkenini modele almazsam alfa 1 ve alfa 2'nin sapmalı ve tutarsız olacağını söylemiştim. Şimdi bunların gerçekten sapmalı ve tutarsız olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu nedenle de eşitliklerini uygulaya uygulaya gidiyoruz. İlk önce eğim kas sayısının formülünü kullandık ortalamadan farklara göre. Sonra doğru modeli ortalamadan farklara göre yazdık. Ve hatalı modelin eğim kas sayısı formülünü de yerine koyduk. Şimdi devam edelim. Birazcık içler dışlar, yani sadeleştirmeler yaparak şuradaki parantezi açarak gideceğiz. Her birini x2 ile çarpacağız. Bakın ne hale geliyor. Beta 2 toplam x2 kare. Şurada yine 2 indisi var. Karışmasın. Artı beta 3 x2 x3 artı x2 u bölü yine x2'lerin karesel toplamı. Şimdi bunları tek tek yazdığımızda bakın şöyle bir ifade geliyor. Beta 2 çarpı toplam x2 kare bölü toplam x2 kare, ki bunlar birbirini zaten götürüyor. Sonra beta 3 çarpı toplam x2 x3 bölü x2 kare. Artı ne geliyor bir de? Toplam x2 u bölü toplam x2'nin karesi. Şimdi biz neyi biliyoruz arkadaşlar? En küçük kareler yöntemi varsayımlarından hata ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin sıfır olduğunu, kovaryansının sıfır olduğunu biliyoruz varsayımlarından. Hep bunların ispatlarını regresyon derslerinde yapmıştık. Yapıyoruz şimdi de. Daha önce de yapmışsınızdır. Dolayısıyla x2 ve hata arasındaki kovaryans sıfır. Bu sıfır olduğu için şurada bir kovaryans var. Dolayısıyla bu da gitti. Sıfır. O zaman şimdi ne kalıyor geriye? Beta 2 artı, artık alfa 2 yerine beta 2 artı beta 3 çarpı toplam x2 x3 bölü x2'nin karesi kalıyor.
Şimdi bunun beklenen değerini aldığımızda, her iki tarafın beklenen değerini aldığımızda iki tane durum söz konusu olacak. Biz başlangıçta ne dedik arkadaşlar? 2, 3 yani x2 ve x3'ün korelasyonu sıfırdan farklıdır dedik. Aralarında ilişki vardır dedik. Dolayısıyla beklenen değer operatörüne soktuğumuzda aynen şöyle yazalım. Şu varsayımla şu anda devam ediyoruz. X2 ve x3'ün korelasyonunun sıfırdan farklı olduğu varsayımıyla devam ediyoruz. Alfa 2'nin beklenen değerine. Beta 2 artı beta 3 çarpı bu ifade kalacak. Bakalım. Şimdi eğer alfa 2, yani bakın alfa 2 beta 2'ye eşit olsaydı direkt sapmasız diyecektik. Ama alfa 2 henüz direkt beta 2'ye eşit değil. Yani sapmalı. Çünkü burada beta 3 çarpı x2 ve x3'ün aslında kovaryansının x2'nin varyansına bölümünü gösteren bir notasyon var. Ve x2 ve x3'ün aralarındaki korelasyon sıfırdan farklı olduğu için şurası sıfırdan farklı ve bunu götüremiyoruz. Eğer birazdan zaten göreceğiz. Demek ki x2 ve x3 değişkenlerinin korelasyonu sıfır olsa alfa 2 sapmasız olacaktı. Ama x2 ve x3'ün korelasyonu sıfır olmadığı için, aralarında ilişki olduğu için ispatımıza devam etmemiz gerekiyor. Şimdi x2 ve x3'ün korelasyonunun sıfır olmaması demek x3'ü x2'nin fonksiyonu gibi açıklayabiliyoruz demek. Şurada bakın x2 katsayısının formülü var aslında. Şurada bir eğim formülü var. Hangi eğim formülü var? Bağımlı değişkenin x3 olduğu, bağımsız değişkenin x2 olduğu formülün eğim katsayısının formülü var arkadaşlar burada ortalamadan farklara göre. Bakın hemen onu uyarlamışız. Demişiz ki madem x2 ve x3 değişkenlerinin korelasyonu sıfırdan farklı, yani aralarında bir ilişki var. O zaman şu formu ben x3 eşittir gamma 1 artı gamma 2 x2 gibi yeni bir fonksiyon olarak yazabilirim. Şurada çünkü bir eğim formülü var. Aynı şuradaki gibi. Hatırlayın. Aynı şuradaki gibi. Bakın bağımlı değişkenin y olan x2 ile arasındakini gösteren denklem gibi. Oradaki formdan da biz burada bağımlı değişkenin x3 olduğu bir denklem olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bakalım. Bu modeldeki gamma 2 katsayısının eşitliği burası. Peki ben gamma 2'yi nasıl yazabilirim? Aynen şu şekilde yazabilirim. İşte ortalamadan farklara göre x2 eksi x2 ortalama, x3 eksi x3 ortalamanın çarpımının toplamının karelerine bölümü. Yani şurasının eşitliğini gösteriyor aslında arkadaşlar. Biz daha önceden söylemiştik bunu. Eğim katsayısına eşit diyor. Şimdi devam edelim. Ve bakın ispat yapmaya çalışıyoruz. Aslında şunu şurada görmüş olduk. Yani şuraya kadar olan kısım bize şeyi ispatlamış oldu. Neyi ispatlamış oldu? Eğer korelasyon sıfırdan farklıysa x2 ve x3 arasındaki şurada bir değer vardır. Gamma 2 kadar bir parametre değeri vardır. Dolayısıyla alfa 2 katsayısı aslına bakarsanız beta 3 de demeyeyim de gamma 2 kadar sapmalıdır. Burada ispatladığımız şey şu. Biraz önceden şuradan başlayayım tekrar toparlayalım. Ne yaptık? Asıl model buydu. X3'ü devre dışı bıraktık ama X3'ün ve X2'nin arasındaki korelasyon olduğunu kabul ederek başladık. Hatalı modelin önce eğim katsayısını hesapladık. Hatalı modelin eğim katsayısının sapmalı olacağını gösterebilmek için bazı değişimler yaptık. Çünkü şunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer alfa 2 beta 2'ye eşitse sapmasızdır. Yani normalde olması gereken doğru modele eşit olsaydı alfa 2 katsayısı, o zaman derdik ki sapmasız. Yani gerekli değişkeni unutsak da sapmasız. Ama bakın onun ispatı üzerine gidiyoruz. Yerine koyduk işte burada katsayıyı. Bize beklenen değerini aldığımızda şöyle bir şey çıktı karşımıza. Şurası işi bozdu. Yani demek ki korelasyon katsayısı sıfır olsaydı, x2 ve x3 arasında hiçbir ilişki olmasaydı, alfa 2 katsayısı sapmasız olacaktı. Ama eğer x2 ve x3'ü artık bir fonksiyon kadar tanımlayabilecek durumdaysak, ki bu fonksiyonun eğim katsayısıdır, bu aradaki ilişkiyi bir fonksiyon olarak ifade edebilecek durumdaysak, o zaman alfa 2 katsayısı
sapmalıdır. Beta 2 eşit değildir. Beta 2 artı gamma 2, beta 3 çarpı gamma 2 kadar daha sapmalıdır. Dolayısıyla ilk ispatladığımız şey bu oldu. Alfa 2'nin korelasyonlarının, x2 ve x3'ün korelasyonlarının sıfırdan farklı olduğu durumda sapmalı olduğunu gördük. Ancak eğer x2 ve x3'ün arasındaki korelasyon sıfır olsaydı, ki bu gerçek hayatta çok mümkün değil arkadaşlar. İki değişkenin yani tamamen sıfır, hiç aralarında korelasyon olmaması durumu olsaydı, o zaman burası giderdi ve x3'ü almasak da bir sıkıntı olmazdı. Ama şunu biliyoruz, yani gerçek hayatta bu kadar x2, x3'ün hiç alakası olmayacak kadar ilişkisiz olması ihtimalinin düşük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla eğer gerekli bir değişkeni modeli almazsak ve bu gerekli değişkenle diğer değişkenin arasında bir korelasyon varsa, alfa 2 katsayısı sapmalı olacaktır. Peki alfa 1 ne olacaktır? Bakın, şunu görmüş olduk. Gerekli bir değişkeni almamanın bize eğim katsayısı üzerindeki yaptırımını gördük. X3'ü almadığımızda alfa 2 artık sapmalı olacak. Hangi durumda? X2 ve X3'ün korelasyonu sıfırdan farklı olduğunda alfa 2 sapmalıdır. Ancak X2 ve X3'ün korelasyonu sıfırsa alfa 2 eğim katsayısı sapmasızdır dedik. Şimdi acaba alfa 1'in durumu ne? Yani alfa 1 beta 1'e eşit mi? Sabit katsayı acaba sapmasız mı? Buna bakacağız. Şimdi bakalım, devam edelim şuradaki işlemlerden. Şimdi birazcık düzenliyoruz. Hatalı modelimiz ne artık? Yani unuttuğumuz gerekli değişkeni bu. Alfa 1 tahmin artı alfa 2 x2. Ortalamasını yazalım bunun. Ortalama denklemini yazalım. Y ortalama eşittir alfa 1 tahmin alfa 2 x ortalama. Alfa 1'i ortalamadan farklar cinsinden yazalım. Artık sapmalı mıdır değil midir diye bulmaya çalıştığımız alfa 1 arkadaşlar, Y ortalamadan alfa 2 x2 ortalamanın çıkartılmasıyla bulunur. Biz biraz önce alfa 2'nin eşitliğini bulmuştuk. Dolayısıyla şimdi yerine yazacağız. O kısmı yerine yazacağız. Diyeceğiz ki alfa 1 eşittir Y ortalama eksi alfa 2'yi hesapladığımız şuradaki, bir tane daha geriye geleyim. Şurada hesapladığımız alfa 2'yi yerine koyacağız. Bakalım alfa 1 için durum ne olacak? Bakın yerine yazıyoruz alfa 2'yi, x2 ortalama. Şimdi birazcık düzenliyoruz eşitliği. Y ortalama eksi, buradan ne gelecek? Beta 2 x2 ortalama. Sonra beta 3 x2 ortalama ve şu çarpım gelecek arkadaşlar. Şimdi şu işlemi şöyle vurgulayabiliriz. Şurası bir sabit katsayı, yani beta 1'e eşit olacak olan katsayı. Şurada ise bir eğim katsayısı var. Şuradaki gamma 2'den dolayı beta 3 çarpı gamma 2 çarpı x2 ortalama var. Yani şuradaki şeyden dolayı burasını bir sabit gibi algılayamıyoruz. Ama şurada bir sabit var. Beta 1 diyebiliriz buraya. Alfa 1'in eşit cinsinden yazarsak. Beta 1 eksi beta 3 x2 ortalama şeyi var, kısmı var. Şu beta 1 nereden geldi? Orijinal modelden geldi arkadaşlar. Asıl modele geri dönersek şurada. Buradaki y ortalamayı alırsak beta 1 eksi, şu model için düşünürsek beta 1 eksi x2 ortalama beta 2 kalır. Oradan geliyor. Şunu geçeyim tekrar. Ve böyle yazabiliriz. Yani alfa 1 artık gamma 2 cinsinden bu formatta yazabiliriz. Şimdi bakalım. Alfa 1'in birazcık daha değerleriyle uğraşalım. Artık şu modeli elde etmiştik. Biraz önce x3 ile x2 arasındaki korelasyona dayanarak da şu modeli tahminlemiştik. Hatırlayın. Aralarındaki korelasyon sıfırdan farksız olduğu için bu şekilde yazmıştık. Şimdi altınoğlu modelin sabit terimi üzerinden birazcık düzenleme yapacağız. Yani gamma 1'i eşitleyeceğiz. Diyeceğiz ki işte neye eşit olur? X3 ortalama eksi ortalamasını alırsak gamma 2 x2 ortalamaya eşit olur. Biraz daha düzenlersek, şunu şu tarafa alırsak şu ifade kalacak karşımızda. Bu ifadeyi neden yalnız bırakıyor? Şurada da, yani 8 nolu denklemde de aynısı geçtiği için, eğim katsayısı ile x2 ortalamanın çarpımı geçtiği için yalnız bırakmış oluyoruz. Şimdi birazcık daha düzenleyeceğiz. Şurada artık 6b denkleminde, şu denklemde
8'in oğlu ifadede şu ifadeyi 8'in oğlu denklemde yerine yazacağız. Bakın yaptığı işlem o. Yani şu kısma artık eşitliği yazıyor. Beta 1 eksi beta 3 x2 ortalama gamma 2 kısmı yerine eşiti olan gamma 1 eksi x3'ü yazıyor arkadaşlar. Ve biraz daha düzenliyor. Artık bakın ne cinsinden kalmış? Alfa 1 eşittir beta 1 artı beta 3 gamma 1 eksi beta 3 x3 ortalama kaldı. Şimdi bu bize neyi söylüyor? Bu bize şunu söylüyor. Bakın alfa 1 her türlü sapmalı arkadaşlar. Burası alfa 2 gibi bir korelasyona bağlı mı? Değil. Alfa 1 x2 ve x3 değişkeninin korelasyonu sıfır olsa da sıfır olmasa da beta 1'e eşit değildir ve sapmalıdır. Her zaman beta 3 gamma 1 eksi beta 3 x3 ortalama kadar sapmalıdır. O zaman sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Aynı buradaki gibi. Eğer gerekli değişkeni göz ardı edersek, olması gereken bir değişkeni göz ardı edersek, yeni tahmin ettiğimiz alfa 1'i sabit, alfa 2'si eğim katsayısı olan yeni tahmin ettiğimiz modelde iki durum söz konusu. Bu iki durumu x2 ve x3'ü yani devre dışında bıraktığımız x3 değişkeniyle modelde yer alan x2 değişkenin arasındaki korelasyona göre değerlendirebiliriz. Eğer ikisinin arasında bir korelasyon varsa hem sabit hem de eğim katsayısı yeni modeldeki sapmalı ve tutarsızdır. Biraz önce onun ispatını yaptık. Ancak eğer aralarındaki korelasyon x2 ve x3'ün sıfıra eşitse o zaman ne oluyor? Alfa 2 kendini kurtarıyor eğim katsayısı. Artık sapmasız hale geliyor. Ama alfa 1 yani sabit katsayı hala sapmalı olarak kalıyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Gerekli bir değişkeni unutursak sabit katsayı, yeni modeldeki sabit katsayı her zaman için sapmalı ve tutarsızdır. Ama değişkenler arasında korelasyon yoksa eğim katsayısı sapmasız olacaktır. Ancak değişkenler arasındaki korelasyonun sıfır olması çok da gerçeğe uygun bir durum değildir. Ve aynı şekilde arkadaşlar bu hata varyansına yani sigma kareye regresyonun varyansına etki yapıyor. Regresyonun varyansına etki yaptığı için alfa 2'nin varyansına etki yapıyor. Artık alfa 2'nin varyansı beta 2'nin varyansının sapmalı bir tahmin edicisi oluyor. Yani varyansları bozuyor. Dolayısıyla da tutarlılığı bozuyor. Etkin olma durumunu bozuyor yani. Ve varyansların hem regresyon varyansının hem de eğim katsayısının varyansının üzerinde etkili olduğu için artık güven aralıkları ve hipotez testlerinin de etkisini ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla gerekli bir değişken eğer modelde yoksa o modelin sonuçlarına güvenemiyoruz. Çünkü hem eğim katsayısının hem de sabit katsayının bir istisna dışında eğim katsayısının bunu vurguladık. Sapmalı olduğunu biliyoruz. Varyansların üzerinde etkili olduğu için de tutarsız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da güven aralıkları ve hipotez testleri üzerinde etkili olduğunu ve gerekli bir değişken modelde yoksa ciddi bir spesifikasyon hatası olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burada da ispatlarıyla göstermiş olduk şu sayfanın özetini. Sorunuz varsa lütfen yazın. Şimdi bu gerekli değişkenin olmaması durumuydu ve gerçekten ciddi bir sorun olduğunu gördük. Çünkü hem katsayılar sapmalı hem de tutarsız hale geldi. Dolayısıyla güven aralıkları ve hipotez testleri gitti. Peki gereksiz değişken modelde yer alırsa? Yani nasıl? Yani aslında model şöyle olmalıydı. Beta 1 x, beta 2 x, 2 şeklinde olmalıydı. Ama gereksiz bir x3 değişkenini ben modele ekledim. Yani ikinci modeli tahminledim. Alfa 1 artı alfa 2 x2 i, beta 3 x3'ü tahminledim. Artık gereksiz bir değişkeni modele aldığım için hatam neyi yükleniyor arkadaşlar? Bu gereksiz değişkenin etkisini yükleniyor. Yeni modelimin etkisi. Asıl modelimde şöyle bir hata söz konusu yani. Şimdi eğer gereksiz değişken modelde yer alıyorsa, olmaması gereken bir değişken modelde yer alıyorsa, bu tür durumlarda da arkadaşlar en küçük kareler tahmincileri tutarlı ve sapmasız.
Ama bakalım neleri etkiliyor? Başka bir şey etkiliyor mu? Ama gereksiz değişken modelde yer alıyorsa en küçük kareler tahmincileri tutarlı ve sapmasızdır. Bir öncekine göre oldukça masum. Bakalım nasıl, ispatlarına bir bakalım. Şimdi normalde doğru model bu. İlk nolu model. Hatalı model ise x3 gereksiz değişkeninin ilave edildiği model. Şimdi x3 gereksiz değişkenin ilave edildiği modeldeki alfa 3 kat sayısını hesaplamak istediğimizi düşünelim. Nasıl hesaplarız arkadaşlar? Ortalamadan farklara dayanan formül var bakın burada. Alfa 3 kat sayısını bu formla hesaplarız. Yani bağımlı değişkenin y olduğu modelde toplam y x3 çarpı x2 kare toplamı, y x2 toplam çarpım x2 x3'ün toplamı ve payda da bu şekilde yer alır. Bu ortalamadan farklara dayanan formül. Bu formda hesaplayacağız. Şimdi bakalım. Burada bakın gördüğünüz gibi ortalamadan farklara dayanan normal denklemleri yazmış, ispatlaması kolay olması için. Normal denklemlere dayanarak da tabii ki formları oluşturduk zaten. Bakın eğer alfa 3 sıfıra eşitse, yani şu alfa 3'ün sıfıra eşit olması ne demek? Bu olmamalı. Gereksiz değişken yani. Eğer alfa 3 sıfıra eşitse arkadaşlar, alfa 3 gördüğümüz yerlere sıfır verirsek normal denklemlerde neyi buluruz? Toplam y x2 eşittir alfa 2 toplam x2 kare ve yine şurası sıfır olursa toplam y x3 alfa 2 çarpı toplam x2 x3'ü buluruz. Şimdi şu eşitlikleri alfa 3'ün sıfır olduğu, yani istatistiki olarak anlamlı olmadığı, yani gereksiz olduğu durum için hesaplıyoruz. Dolayısıyla şu formda artık bu eşitlikler yerine bunları yazabiliriz. Madem alfa 3 sıfıra eşit deniyoruz. Bunu gördüğümüz yere şu ifadeyi, bunu gördüğümüz yere de şu ifadeyi yazarak modifiye ediyoruz. Şimdi şu ifadeleri mavi olarak gösterilen kısımların yerini değiştireceğiz. Bakın artık yeni form bu şekilde yazılacak. Gördüğünüz gibi alfa 3 katsayısı artık buna eşit olacak. Şimdi buna baktığımızda bir şeylerin gittiğini görüyoruz payda. Neyin gittiğini görüyoruz. Bakın aynı ifadeler var. Alfa 2 çarpı toplam x2 x3 çarpı x2 kare toplamı. Burada da aynı şey var. Dolayısıyla bununla bu gidecek ve alfa 3'ün beklenen değerinin sıfır olduğunu buluyoruz. Yani burada neyi ispatlamış olduk? Eğer gereksiz bir değişkeni alırsak onun beklenen değerinin yani ortalamasının sıfır olduğunu, katsayının sıfır olduğu için alfa 3'ün beklenen değerinin de sıfır olduğunu ispatlamış olduk. Peki şimdi gereksiz değişkeni aldım. Yani alfa 1, alfa 2, alfa 3 katsayıları olan hatalı bir model tahminledim. Ve bu modeldeki alfa 3'ün beklenen değerinin sıfır olduğunu, yani bunun sıfır olduğunu gösterdim. Peki alfa 1 ve alfa 2 ne oluyor? Yani hala beta 1 ve beta 2'nin acaba sapmasız tahmincileri mi? Bunlara bakalım. Alfa 3'ün beklenen değerinin sıfır olduğunu gösterdik. Şimdi devam ediyorum. Alfa 2 için durum ne? Yani yeni eğim katsayısı için durum ne? Şimdi bakın bu da alfa 2'nin formülü arkadaşlar. Yine normal denklemlerden geliyor. Ortalamadan farklara dayanan normal denklemlerden geliyor. Biraz önceki eşitlikte şunları görmüştük. Bunlara eşit olduğunu görmüştük. Yine aynı şekilde bu kısımlara bu gördüğümüz değerleri yazacağız. Ve alfa 2 için deneyeceğiz. Yeni formda, yeni formülde, gördüğünüz gibi formül değişti alfa 2 katsayısı için. Yine y x2 yerine bu ifadeyi, y x3 yerine de bu ifadeyi yazacağız. Bakın koyduğumuzda neler değişmiş? Yine bakalım sadeleştirmeler var mı? Ortak paranteze alınıyor. Evet, ortak paranteze alınıyor üst kısım. Ve sadece alfa 2'nin kaldığını görüyorsunuz paranteze aldığınızda. Şu kısım şununla aynı, şu kısım şununla aynı. Alfa 2 parantezini aldığınızda sonucun direkt alfa 2'ye eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani neyi görmüş olduk? Gereksiz değişken modelde yer aldığında eğim katsayısı direkt alfa 2'ye eşittir. Yani sapmasız bir tahmincidir. Yanında başka bir şey yok. Dolayısıyla alfa 3'ün sıfıra eşit olduğunu, beklenen değerinin sıfıra eşit olduğunu, eğim katsayısının sapmasız olduğunu göstermiş olduk. Acaba alfa 1 dediğimiz sabit katsayı ne olacak? O da sapmasız mı?
Şimdi onu ispatlayalım. Bakın, hatalı modeli yazmışız. Hatalı modelin alfa birini bulmak için ne yapmak lazım? Ortalamadan farkları yazmak lazım. Ortalamadan fark denklemini yazmış. Her iki tarafın beklenen değerini aldığımızda, bakın toplam y ortalamanın beklenen değeri kalacak. Burada alfa 2'nin beklenen değeri kalacak ki biraz önce alfa 2 eşit olduğunu söylemiştik. Burada alfa 3'ün beklenen değeri kalacak ki biraz önce alfa 3'ün beklenen değerinin sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla şuradaki işlemi düzenlediğimizde direkt şu ifade karşımıza çıkacak arkadaşlar. Alfa 1 artı alfa 2 x ortalama eksi alfa 2 x ortalama kalacak. Şuradaki şeylerden dolayı şurası alfa 2 x ortalama buradan gelecek. Ana modelden. Y ortalamayı şurada alfa cinsinden yazmak lazım. Yanlış yazılmış. Alfa 1 artı alfa 2 x y ortalama. Y ortalamadan o gelecek. Şuradan da eksi alfa 2 x ortalama geldiği için bunlar gidiyor. Direkt alfa 1'in de beklenen değerinin alfa 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Yani şunu söylemiş oluyoruz. Eğer gereksiz bir değişken alırsak yeni tahminlediğimiz modeldeki alfa 1, alfa 2 kas sayıları artık tahmincilere artık sapmasızdır ve aynı zamanda da tutarlıdır demiş oluyoruz. Gereksiz bir değişkendeki kas sayıların nasıl sapmasız olduğunu göstermiş olduk. Ama acaba varyansları üzerinde nasıl bir etkisi var? Ona bakalım. Bakın arkadaşlar, hata varyansı burada doğru tahmin ediliyor. Yani regresyonun varyansı doğru tahmin ediliyor. Ve dolayısıyla güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerli oluyor. Gereksiz değişken modeldeyken hata varyansı doğru tahmin ediliyor. Güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerli oluyor. Ancak bir şeyi etkiliyor. Bakın neyi etkiliyor? Alfa 2'nin varyansını etkiliyor arkadaşlar. Eğim kas sayısının varyansını etkiliyor. Bakın nasıl? Bakalım. Varyans alfa 2'nin eşitliğini yazdığımızda, teorik olarak denklemi yazdığımızda ve bu denklemi birazcık düzenlediğimizde, yani x toplam x 3'ü bölüm şeklinde yazdığımızda ve biraz da toparladığımızda, bakın şu forma geliyor. Şuradaki matematiksel olarak şu forma geliyor. Sigma kare bölü toplam x 2 kare eksi toplam x 2 x3'ün karesi bölü x 3'ün karesi haline geliyor. Şimdi burada şu ifadenin biz neye eşit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu x2 ile x3'ün korelasyonunun karesine eşit. Yani burada aslında bir ne var? Belirli kas sayısı var. Modelin bağımlı değişkeninin x2 olduğu bir modelin neyi var? Belirli kas sayısı var düzenlersek. Ve dolayısıyla şu ifadeyi biraz daha düzenlemek için, net görmek için her iki tarafı 1 bölü x2 kareyle çarpıyoruz. Hem payı hem paydayı. Hem payı hem paydayı. Ve karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Burası korelasyon kas sayısı zaten. Biraz önce düzenlediğimiz için. Şu da bizim eklediğimiz payı ve paydayı şuradaki sadeleştirmek için eklediğimiz 1 bölü toplam x kare ifadesi. Ve nihai haliyle şu ifade kalıyor arkadaşlar. Yani burası matematiksel işlemler yaparsak şu ifade kalıyor. Bizim göstermek istediğimiz kısım ise şu. Doğru modelde alfa 2'nin varyansı sigma kare bölü toplam x2 kareye eşit olmalıyken artık bir de burada 1 eksi r kare 2 3 gibi bir ifade var. Biz neyi biliyoruz? X2 ve x3 arasındaki korelasyonun sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla değerli kas sayısı da sıfırdan farklı çıkacak. Dolayısıyla artık varyans gördüğünüz gibi minimum olmayacak arkadaşlar. Daha büyük olacak ve etkinliğini kaybedecek. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tahmini alfaların etkin olmadığını söyleyebiliriz. Yani kas sayı sapmasız ama etkin değil. Sapmasız tutarlı ama etkin değil. Ancak regresyonun varyansında bir sıkıntı yok. Dolayısıyla regresyonun varyansında bir sıkıntı olmadığı için güven aralıkları ve hipotez testleri geçerli. Ama tahmini alfa 1 ve alfa 2 değerleri etkin değil. Varyanslarının artık minimum olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla etkin olmadıklarını da söyleyebiliriz. Şimdi özetle ne söylemiş olduk? Burada güzel bir tablo var ama onun öncesinde bir kez daha şu iki çıktıyı sonuçlayalım. Buradaki ispatlarda anlamadığınız kısım varsa sorun. Özetle eğer gerekli değişkeni göz ardı ettiysek,
Yeni tahminlediğimiz alfa 1 ve alfa 2 sapmalı ve tutarsızdır. Korelasyonları sıfırdan farklıyken. Korelasyonu diyelim ki sıfır, x2 ve x3'ün. O zaman alfa 1 hala sapmalıdır. Gerekli değişkeni unuttuğumuzda regresyonun varyansı, hata varyansının üzerinde etkilidir. Alfa 2'nin varyansı üzerinde etkilidir. Dolayısıyla da güven aralıkları ve hipotez testleri geçerli değildir. Ancak eğer gereksiz bir değişken modelde varsa, şu nihai tabloya geleyim, gereksiz bir değişken modelde varsa, o zaman en küçük kareler tahmincileri tutarlı ve sapmasızdır. Hata varyansı, regresyonun varyansı doğru tahmin edilmiştir. Regresyonun varyansı doğru olduğu için güven aralıkları ve hipotez testleri geçerlidir. Ancak tahmini alfalar, alfa 2 özellikle, etkin değildir arkadaşlar. Sadece alfanın etkinliği kayboluyor gereksiz değişken modelde ise. Ama onun dışında güven aralıkları ve hipotez testlerinin geçerlilikleri devam ediyor. Ya da tahmincilerin tutarlılıkları ve sapmasızlıkları devam ediyor. Özetle şu tablo çok güzel özetliyor. Eğer doğru model şu formdaysa, yani beta 1 artı beta 2 x2 ise ve ben bu modeli tahminlediysem, alfa 1 alfa 2 x2'yi gördüğünüz gibi aynı, diyorum ki doğru tanımlama, problem yok. Doğru model buyken ben bunu tahminlemişim. Ama doğru model buyken ben eğer bu modeli tahminlediysem, alfa 1 alfa 2 x2 alfa 3 x3'ü tahminlediysem, ne yapmışımdır arkadaşlar? Gereksiz bir değişken olan x3'ü modele koymuşumdur. Doğru modelde yok çünkü x3. Gereksiz değişkenin olduğu bir modeldir. Tahminciler sapmasızdır. Fakat etkin değildir o zaman. Eğer doğru model böyleyse, yani hem x2 hem x3 olmalıysa ve ben tahminlediğim modelde x3'ü almadıysam, ne var? Gerekli bir değişkeni almama hatası var. Dolayısıyla tahminciler sapmalı ya da yanlı ve standart hataları geçersiz. Yani artık güven aralıklarına ve hipotez testlerine güvenemiyoruz anlamına gelir. Burası daha büyük sıkıntı. Tabii burada da etkinlik özelliğini kaybetmiş oluyorsunuz. Artık minimum varyanslı olmuyorlar. Ve eğer doğru model bu formdaysa ve biz de yine aynı şekilde tahminlediysek yine bir sorun yok. Doğru tanımlama, problem yok şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi bu arkadaşlar en basit haliyle gerekli değişkenin alınmaması ve gereksiz değişkenin yer almasının bize olan sonuçlarıdır. Bu kısım oldukça önemlidir. Yani buradan aslında en büyük çıkartılabilecek sonuç kesinlikle gerekli bir değişkeni modelde dışlamamak gerektiğidir. Çünkü artık her türlü geçersiz bir şeyle çalışıyoruz durumuna geliyoruz. Ama gereksiz bir değişkenimiz varsa da etkinlik özelliğimizi kaybediyoruz sadece. Onun dışında çok da sıkıntı yok. Tabii ki sıkıntı var ama gerekli değişkenin göz ardı edilmesi kadar hayati bir sıkıntı yok. Şimdi bir örnek var. Bu örnek üzerinden inceleyeceğiz. Gerekli bir değişkenin modele alınmamasının etkilerini model çıktısı üzerinden göreceğiz. Şimdi stata çıktıları var arkadaşlar. Model tahminlerinde gördüğünüz stata çıktıları. Modelimizde bağımlı değişken, stata da şöyle gözükür daha önce çalışmamış olan arkadaşlar için. Bağımlı değişken eğitim süresi. Bağımsız değişkenlerimiz ise ASVAB C diye gözüken yetenek puanı ve SM diye gözüken anne eğitim düzeyi. Şimdi ana model bu şekilde tahminlenmiş. Doğru model bu. Eğitim süresini, yetenek puanı ve annenin eğitim düzeyiyle açıkladığımız model bu şekilde tahminlenmiş. Şimdi bakalım, bakıyoruz. Kastırların istatistiki olarak anlamlı olduğunu görüyoruz. Ve pozitif olduğunu görüyoruz. Sabit kastırının 4.791. İşte anne eğitim düzeyinin 0.15 ve yetenek puanı değişkeninin 0.13 olduğunu görüyoruz. R karenin, bakın R kare burada 0.35 olduğunu görüyoruz. Yani çok da parlak bir model değil ama gerekli değişkenin alınmaması bakalım nelere mal olacak. Normal model bu. Bu şekilde tahminlenmiş model. Şimdi ne yapmışız sırasıyla? Diyoruz ki şimdi
şunu biliyoruz. Gerekli değişken olan SM'yi, yani anne eğitim düzeyini modelden çıkartarak bir şeyler tahminleyeceğiz diyoruz. Ve neyi biliyoruz arkadaşlar? Biraz önce yaptığımız ispatta ana model buyken, doğru model buyken buradaki eğim kas sayısının, yani beta 2'nin aslında beta 2 artı beta 3 kovaryanslarının varyanslarına bölümüne eşit olduğunu biliyoruz. Biraz önce yaptığımız ispattaki şey bu. Alfa 2 diye ispatını gösterdiğimiz kas sayının eşitliği. Yani şurada ne var aslında? Toplam küçük x2 x3 bölü toplam x2'nin karesi var arkadaşlar. Varyans ve kovaryansı o şekilde. Şimdi daha çıkarmamışız modelden. Diyoruz ki anne eğitim düzeyini modelden çıkartarak tahminleyeceğiz. Bakalım. Biraz açıklamaları devam ediyor. Nasıl bir sapma göstereceğine ilişkin. Şimdi önce şunu söylüyor. Şimdi artık bu modeli tahminlediğimizde böyle bir sapma bekliyoruz ya. Gerekli bir değişkeni çıkarttığımızda. Beta 2, B2 kas sayısı artık beta 2'ye eşit olmayacak. Şöyle bir sapma olacak. Nasıl bir sapma olacak? Bakalım. Bu sapma arkadaşlar işte şurada diyor ki işte kovaryansları ve varyansları şeyiyle beta 3 pozitif olduğu için biz pozitif sapma bekliyoruz. Yani pozitif bir şey olacak. Etki olacak diyor. Bu etkiyi de gösterecek. Şimdi devam ediyor. Bunun için tabii şunu gösteriyor. Şimdi hatırlayın, gerekli bir değişkeni modelden çıkarttığınızda eğim kas sayısının sapmasız olma ihtimali de vardı. Ama nasıl bir ihtimaldi bu? X2 ve X3 değişkenlerinin kovaryanslarının ya da korelasyonlarının sıfır olması durumuydu. Yani acaba diyoruz ki burada daha diyor ki belki sapmasız olacaktır ama sapmasız olması için de şunların kovaryanslarının ya da korelasyonlarının sıfır olması lazım. Bakın bakıyor hemen korelasyonlarına başka bir yerde. Zaten gerçek hayatta arkadaşlar iki değişkenin arasındaki korelasyonun sıfır olması çok muhtemel bir şey değil. Yani her türlü alfa 2 ya da beta 2 dediğimiz buradakiyle eğim kas sayısının sapmalı olmasına neden olacak. Ve bakın korelasyonlarını inceliyor iki değişken arasında. Ve korelasyonlarının sıfırdan farklı olduğunu görüyoruz. Aralarında pozitif yönde ve işte zayıf sayılabilecek, zayıf orta gibi bir %38'lik bir ilişki var. Ama sıfır değil. Demek ki eğer ben SM'yi de ya da bu değişkeni de yetenek puanını da modelden çıkarsam neye neden olacak bu arkadaşlar? Sapmaya neden olacak. Kas sayı sapmalı olacak. Çünkü aralarındaki korelasyon sıfırdan farklı. Bakın yine gösteriyor. Zaten şunu söylüyor burada da. Hem diyor ben birazdan çıkartacağım SM'yi ama hem SM kas sayısının modelde pozitif olması hem de korelasyonunun pozitif olması kovaryansının da pozitif olacağını söylüyor. Yani aslına bakarsanız ben SM'yi çıkarttığımda ASVAB diye gözüken bu kas sayının büyümesini bekliyorum diyor. Pozitif yönde bir sapma yaratmasını bekliyorum diyor. Bakalım. Bakın çıkarttı değişkeni. Gerekli bir değişken olan anne eğitim düzeyini çıkardı. Yeni tahminlediği modelde gördüğünüz gibi 0.13 olan, asıl modelde 0.13 olan yetenek puanı kas sayısı 0.15 oldu. Yükseldi. Sapmalı hale geldi yani aslında. R kare düştü. Modelin R karesi düştü. Açıklama gücü düştü. Sabit de birazcık gördüğünüz gibi yükseldi. Sabit kas sayı da yükseldi. Standart hatalarına bakalım. 0.009'du. Bakalım. Yani çok değişmemiş standart hatası ama yine de küçülmüş. Aynen kas sayı büyüdüğü için küçülmüş. Sabitin standart hatası 0.51'miş. O da tabii ki kas sayı büyüdüğü için küçülmüş. Şimdi yeni model böyle bir hal almış. Ama ben neyi biliyorum arkadaşlar? Artık bunun sıkıntılı bir hal olduğunu biliyorum. Çünkü tam da beklediğim gibi bir şey oldu. Gerekli olan bir değişkeni ben modelden çıkarttığım için R karem düştü. Modelimin açıklama gücü düştü. Ve aralarındaki kas sayı yani ASVAB ve SM yetenek puanı ve anne eğitim süresi değişkenlerinin korelasyonları sıfırdan farklı olduğu için artık beta 2 kas sayısı sapmalı hale geldi. Olduğundan büyük hale geldi. Ve
Artık şey de değil, standart hataları da etkinliğini kaybetti. Standart hatalar da geçerliliğini kaybetti. Sıkıntılı bir durum ortaya çıktı. Şimdi burada hepsini bir kez daha böyle yan yana gösteriyor. Bu sonuçları özetliyor. Bakın, fark yarattı diyor. Yani sıkıntı var diyor. Kastayı büyüdü. R kareli küçüldü. Burada bunu ifade ediyor. Tam tersini de yapabilirdik. Burası birazcık böyle tek tek benim söylediğim şeyleri bir daha söylemeyeceğim. Burada şeyi söylüyor işte, yine kovaryans pozitif olduğu için işte pozitif sapma bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu falan diyor. Bir de tam tersi şunu deniyor arkadaşlar. Şu değişkeni çıkarsaydı yetenek puanı, bu da gerekli bir değişken mi acaba? Bunu çıkarsaydı ne olacaktı? Bakın, yetenek puanını çıkarttığında artık beta 3 kasası, yeni modeldeki şu kas sayı da artık beta 3'e eşit olmayacak. Yine bir sapma olacak. Burada bunu ifade ediyor. Nasıl bir sapma olacak? Aralarındaki kovaryansın varyanslarına oranı kadar bir sapma olacak. Bakın neler değişmiş. Eğer yetenek puanını değil de, yani şuradaki anne eğitim düzeyini değil de yetenek puanını çıkarsaydım, bakın bunu çıkardığında yeni modeldeki asbak kas sayısı büyümüştü. R karesi de küçülmüştü. Peki diyor ki, ben sadece SM değişkenini, yani anne eğitim değişkenini bırakayım, diğerini atayım. O zaman ne olacak? Bakın diğerini attı, tahminledi. Bakın SM değişkeninin kas sayısı büyüdü normale göre. Normal ikisinin olduğu modelde 0,15'ti. 0,34'e çıktı. İkiye katladı neredeyse. Kas sayı büyüdü. Ve bakın R kare ne hale geldi? %36'larda olan R kare %12'ye düştü arkadaşlar. Modelin açıklama gücü iyice düştü. Zaten standart hataları küçüldü. Ve şu kadar, artık şunu biliyorum. Eğer ben gerekli olan bu değişkeni dışlarsam, beta 3'ün, yani anne eğitiminin kas sayısı artık ana modelin kas sayısına eşit olmayacak. Beta 2 çarpı kovaryansları bölü varyansları kadar bir sapma olacak. Dolayısıyla gerekli bir değişkeni de modele almadığım için hem sapmalı hem tutarsız sonuçlar elde edeceğim. Standart sapmalara da güvenemeyeceğim. Güven aralıklarına da güvenemeyeceğim. T testlerine de güvenemeyeceğim. Çünkü gerekli değişkeni ortadan kaldırdım. Gerekli değişkeni ortadan kaldırdığımda eğim kas sayısının sapmasız olabilmesi için aralarındaki korelasyonların sıfır olması gerekirdi. Ama aralarındaki korelasyonların sıfır olmadığını da gördük. Zaten gerçek hayatta da o pek mümkün değildir dedik. Zaten bakın, sabit kaslı her türlü sapmalı arkadaşlar. O ne olursa olsun sapmalı oluyordu. Sapmalı olmaya da devam ediyor. Burada yine yorumluyor işte şu aradaki farkların daha büyük olduğunu. Ve şurada hepsini derli toplu bir kez daha gösteriyor arkadaşlar. Bakın, bu ana modelimiz, yani doğru modelimiz. Hem bağımlı değişken eğitim düzeyi, bağımsız değişkenlerde ise anne eğitim düzeyi ve yetenek puanı var. Bu doğru model. Doğru modelin bakın açıklama gücü %36 yaklaşık olarak. Gerekli bir değişken olan anne eğitimi SM değişkenini dışladığımda yeni modelin R karesi 0,33'e düştü. Açıklama gücü azaldı. Gerekli bir değişken olan ASVAB değişkenini dışladığımda, yani yetenek puanını dışladığımda artık bakın yeni modelin R karesi %12 oldu. Açıklama gücü iyice düştü. Burada şunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Burada bunu söylüyor. Bir sonraki slaytta da o geliyor. İşte tek başına yetenek puanının açıklama gücü %33'tü. Anne eğitiminin puanı %12 idi. Demek ki bunlar ayrı ayrı %46 açıklıyor. Bir araya geldiğinde %36 açıklıyor diyemeyiz. Burada şunu görüyoruz. Bu modelden bunu çıkarttığımızda artık bu diğer değişkenin de sorumluluğunu üstüne alıyor. Yani sapmasını üstüne alıyor. Dolayısıyla ayrı ayrı olan açıklama güçleri birleştirilip işte %46 gibi yorumlanamaz. Bunların en iyi açıklama gücünün olduğu, birlikte yer aldıkları ve gerekli bir değişkenin dışlanmadığı model olarak özetleyebiliriz. Burada da onu söylüyor zaten. Şuradaki ortak açıklamada da onu ifade ediyor. Bakalım tekrar işte 3. regresyondaki vekil gibi davrandığını söylüyor. Şu alttaki yorumlar değişiyor. Bunların hepsinden bahsettiğim için
o kısımları bir kez daha ifade etmeyeceğim. Özetle, yani şu ana kadar ne yaptık? Belki birazcık stata çıktısına uzak olan arkadaşlara tuhaf gelmiş olabilir. Şu ana kadar şunu yaptık arkadaşlar. Gerekli bir değişkenin modele alınmamasının sapmalı ve tutarsız, aynı zamanda standart hatalarını geçersiz kılan bir model ortaya çıkardığını, dolayısıyla hipotez testlerine ve güven aralıklarına artık güvenemeyeceğimizi söyledik. Ve bunu da bir örnek üzerinde inceledik. Modelin orijinal yapısında iki değişken varken tek tek aslında gerekli olan değişkenlerini modelden atıyor ve daha kötü modeller elde ediyor. Açıklama güçlerini kaybediyor ve sapmalı tahminciler elde ediyor. Yani orijinal modele göre hep sapmalı katsayılar elde ediyor. Katsayıların şurada mesela bazıları. İşte orijinal modelde 0.15 olan katsayı artık 0.34 hale geliyor. Benzer şekilde diğer değişkeni dışladığında da 0.13 olan 0.15 haline geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir hatadır arkadaşlar. Gerekli değişkeni eğer modeli almazsak yapılmaması gerekir. Tabii kontrollerine ait şimdi testlere başlayacağız. Ama eğer almadıysak bu şekilde bir açıklama gücümüzü kaybettiğimizi görüyoruz. Artık rekare azalıyor. Rekare azaldığı için aslında kötü bir şey yaptığımızı oradan da anlayabiliriz. Ve o değişkenleri dışladığımız için modelde artık sapmalı sonuçlar. Yani o katsayılara güvenemeyiz. Şunu yorumlamak ne kadar mantıklıysa, işte annenin eğitim yılı 0.34 birim arttırır demek artık hatalı biliyoruz. Çünkü aslına bakarsanız iki değişkeni de dikkate aldığınızda o 0.15 birim kadar etkiliyor. Yani siz eğer gerekli bir değişkeni dışlayıp yorumlarsanız gördüğünüz gibi çok yanıltıcı sonuçlar elde etmiş olursunuz, oluruz. Dolayısıyla bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü en küçük kareler yöntemine güvenebilmemiz için onun model spesifikasyonu doğrudur dediği maddeyi sağlamamız lazım. Bunun için de bir fonksiyonel biçimimiz doğru mu? Emin olmalıyız. 2. Gerekli değişkeni dışlamış mıyız? Emin olmalıyız. 3. Gereksiz değişkenler modelde mi? Emin olmalıyız. Ancak o zaman en küçük kareler yönteminin bu varsayımına güvenerek modelimizi yorumlayabiliriz. Şimdi bakalım, yeni bir kısım var. Birazcık da bundan bahsedelim. 20 dakika falan kaldı. İyisiniz değil mi arkadaşlar? Anlaşılıyor. Birazcık da buradan bahsedeyim. Sonra şeyi tamamlarız. Dersimizi tamamlarız. Şimdi şuradan geri geleyim. Spesifikasyon hatası ya da tanımlama hatasının neler olduğundan bahsettik basitçe. Peki bunları nasıl test edeceğiz? Şimdi bunu bakalım. Aslında arkadaşlar gereksiz değişkenlerin varlığını biz hep test ediyorduk. Nasıl test ediyorduk? Hemen hatırlayın, modeli tahminlediğimiz anda T testlerine bakıyorduk. T testleri anlamsız olan değişkenleri atıyorduk. Ya da F testine bakıyorduk. İşte topluca katsayılar anlamlı mı değil mi kestirim yapıyorduk. İşte aslında bu yaptığımız şey bizim şimdiye kadar gereksiz değişkenlerin varlığının araştırılmasıydı. Modeli tahminlediğimizde anlamsız deyip attığımız değişkenler modelde olmasına gerek olmayan gereksiz değişkenlerdi. Dolayısıyla gereksiz değişkenleri yine aynı usul basit T testleri ya da değişken gerekli mi değil mi F testi yaparak karar vereceğiz. Peki gerekli değişkeni acaba göz ardı ettik mi? Ya da fonksiyonel biçimi yanlış mı seçtik? Bunu nasıl test edeceğiz? Buna bakacağız. İlk etapta hatalar incelenecek arkadaşlar. Hataların yapısı, fonksiyonel biçimi incelenecek. Durbin-Watson istatistiği, Ramsey Reset ki en fazla spesifikasyon testi olarak programlarda da hali hazırda yapacağımız test bu. Ramsey Reset testi yapacağız. Eklenen değişkenler için LM testi ve Hausman testini yapacağız. Şimdi bakalım ilk testimize geçmeden hataların incelenmesi. Burada arkadaşlar artıkların grafiğini çiziyoruz. Modeli tahminliyoruz. Artıkların grafiğini çiziyoruz. Ve artıkların grafiğinin fonksiyonel yapısını benzetiyoruz neye benzeyeceğini. Mesela şurada baktığınızda hani çok net belki anlaşılmayabilir ama
kısmen doğrusal bir ilişki olduğunu anlayabiliyoruz. Şuradaki dağılımı biraz daha böyle parabolik yapıya benzetebiliyoruz. Ya da şurası işte artıyor azalıyor artıyor azalıyor gibi üçüncü dereceden ilişkinin varlığına benzetebiliyoruz. Fonksiyonel yapıyla ilgili ilk test edeceğimiz şey dolayısıyla artıkların grafiğini incelemek olabilir. Ama grafik incelemek her zaman hani çok da böyle açıklayıcı bilgi vermeyebilir. Ama en basit haliyle işte doğrusal, karesel ya da parabolik ve eğrisel ya da üçüncü dereceden kübik fonksiyonun yapısının artıklarının bu şekilde olabileceğini düşünebiliriz. Yine dolayısıyla model spesifikasyonunda ilk karar noktamız hataların incelenmesi. Hataların grafiklerin incelenmesi. O zaman modeli tahminliyorum. Hatalarına bakıyorum. Şimdi ikinci yapı arkadaşlar ve en fazla kullanılan spesifikasyon testi Ramsey-Resett testi. Ramsey-Resett testi şu şekilde yine bir yardımcı regresyona dayanarak kestirilen bir test arkadaşlar. Önce ana model tahminleniyor. Ardından ana modelin hem tahmin değerleri hem de hata değerleri elde ediliyor. Ve modelin hatalarıyla tahminlerinin grafiği çiziliyor. Eğer hata ve tahminin grafiğinin parabolik bir yapıda olduğunu görürsek şöyle bir model tahminliyoruz arkadaşlar. Hataların yani tahminlerin karesinin yer aldığı yeni bir model tahminliyoruz. Eğer hata ve tahminin arasındaki ilişkinin kübik olduğunu görüyorsak o zaman yeni modelimize hem tahminin karesini hem de tahminin kübünü ekleyerek yeni bir regresyon tahmin ediyoruz. Ve daha sonra hipotezlerimizi yazıyoruz. Temel hipotezimiz model spesifikasyonu doğrudur oluyor. Yani istediğimiz sonuç model spesifikasyonun doğru olması. Alternatif hipotez ise model spesifikasyonu yanlıştır şeklinde kuruluyor. Ve aslında iki model arasında bir sınırlama testi, bir el testi yaparak karar veriliyor. Nasıl kararlaştırılıyor? Yeni modeldeki değişken sayısı F1 ve F2 de en eksi yeni modeldeki kat sayısı olmak üzere F1 ve F2 serbestlik dereceli F tablo ile karşılaştırılıyor. Burada yeni tahminlediğim modelin yardımcı modelin R karesi R kare yeni oluyor. Asıl orijinal modelimin R karesi ise R kare eski oluyor. Dolayısıyla R kare yeni eksi, R kare eski bölü 1 eksi, R kare yeniden F testi yaparak karar veriyoruz. Bakalım model üzerinden bakarsak biraz daha açıklayıcı olacaktır. Şimdi bakın, acaba gerekli değişken alınmış mı ya da spesifikasyonu testin doğru mu? Şimdi Ramsey-Resett testiyle karar vereceğiz. Bir örneğimiz var. 2001-2014 yılları için ihracat ve döviz kuru arasındaki veriler verilmiş. Şimdi bu modeli burada da iktisadi ilişkinin gösteren grafiği var. İhracat ve döviz kuru arasındaki. Şimdi ne yapmam lazım arkadaşlar? Tabii tam logaritmik bir model tahminlenmiş. Neden? Onu da söyleyelim. Hem yüzdesel değişimi ifade etmek için hem de gördüğünüz gibi ihracatın 20 milyon dolar. Döviz kuru daha küçük yani daha yüzdesel değişim uygun yapıda gibi gözüküyor. Dolayısıyla her ikisini de yüzdesel değişimle ifade etmek için ve iktisat politikasında da tam logaritmik model çalışıldığı için tam logaritmik model tahminleniyor. Ana model bu dolayısıyla. Bağımlı değişkenin ihracat, bağımsız değişkenin döviz kuru olduğu tam logaritmik model. Şimdi baktığımda iki katsayında istatistiki olarak anlamlı olduğunu görüyorum. T çünkü yaklaşık 2 ise zaten anlamlı olduğunu görüyorum. Bu ana modelim arkadaşlar. Şimdi Ramsey-Resett yani bu modelin spesifikasyonu doğru mu değil mi? Bunu test etmem için yeni bir model tahminlemem lazım. Yeni modelde nasıl tahminlenecek? Bu modeldeki tahminler ve hatalar kullanılarak tahminler ve hatalar arasındaki grafik çizilecek ve ilişkinin yönü yani kubik mi yoksa parabolik mi bu kestirilecek. Ve şimdi burada diyor ki bu model tahminlenmiştir. Hataları ve tahminlerine ait grafik çizilmiştir.
ve aralarındaki ilişkinin kübik olduğu gözükmüştür. Dolayısıyla kübik olduğu tespit edildiği için ana modele neyi ekleyecek arkadaşlar? Tahminin karesini ve kübünü ekleyecek. Dolayısıyla bakın yardımcı regresyonda tahminin kübünü ve karesini ekleyerek tahminlemiş. Şimdi bakın aslında yaptığı şey şu. Temel hipotez neydi? Model spesifikasyonu doğrudur. Yani aslında model spesifikasyonu doğrudur demek şu katsayı ve şu katsayı sıfıra eşittir demek arkadaşlar. Yani istatistiki olarak anlamsız sonradan eklenen katsayılar demek. Dolayısıyla aslına bakarsanız bir sınırlama testi yapıyor. Yani bu modelle bu model arasında bir seçim yapıyor. Eğer bu modeli seçiyorsanız tahmin kare ve tahmin kübün katsayıları istatistiki anlamlıdır ve dolayısıyla da temel hipotez reddedilmiştir demektir. Yani model spesifikasyonu yanlıştır demektir. Dolayısıyla bakın ne yaptı? Ana modeli tahminledi. Ana modelin tahminlerini ve hatalarını çekti. Aralarındaki grafiği çizdik. Ve aralarındaki grafiğin kübik olduğunu gördüğümüz için yeni bir yardımcı regresyon tahminledik. Yeni yardımcı regresyonun bağımlı değişkeni aynen kalıyor. Ama kübik bir ilişki olduğu için tahminin karesi ve kübü modele ekleniyor. Ve artık ne yapacağız? R kare eski ve R kare yeniyi kullanarak F testi yapacağız arkadaşlar. İki tane yeni değişken ekledik. Bakalım. Hemen. Bakın yeni eklenen değişken sayısı F1'di. İki tane ekledik. 2. N eksi yeni modelin parametre sayısıydı F2'de. N18 miydi? Bakalım şuradan. 2004 ile 2011 arası mıydı? 2001 ile 2014 arasıydı. 14 eksi 1 artı 1, 14 gözlem var. Dolayısıyla 14 eksi yeni modelin parametre sayısı 1, 2, 3, 4. F2'si de dolayısıyla 10. Karşılaştırma yapacağım F tablo ne olacak o zaman? 2'ye 10 serbestlik dereceli F tablo. O da 4.103'müş. Bakın. Sırasıyla R kare yeni eksi R kare eski bölü F1 yani 2. 1 eksi R kare yeni bölü F2 yani 10 dediğimizde artık F hesap değerini 0.03 bulmuşuz. F tablo değerimiz 4.103. Dolayısıyla F hesap değeri F tablo değerinden küçük olduğu için temel hipotezi reddedemiyoruz arkadaşlar. Yani diyoruz ki model spesifikasyonu doğrudur. Aslında dediği şey şu katsayıların sıfıra eşit olduğunu kabul etmiş olduk. Sınırlamaların geçerli olduğunu görmüş olduk. Bunlar sıfıra eşit olduğu için. Orayla kafanızı karıştırmayayım ama bu katsayılar anlamlı olmadığı için özetle F tablo ve F hesap karşılaştırmasında F hesap F tablodan küçük olduğu için İstediğimiz sonuca ulaştık. Model spesifikasyonu doğrudur dedik. Dolayısıyla burada ilk spesifikasyon testlerinden olan Ramsey Reset'in spesifikasyon testini çalıştırarak karar vermiş olduk arkadaşlar. Şeye geçmeyeceğim. 10 dakika falan 11 dakika kalmış. Eleme geçmeyeceğim. Çok da yüklenmeyeyim ardı ardına. Hepsi ağır gelecek. Buraya kadar sorunuz varsa lütfen yazın arkadaşlar. Yoksa bugün model spesifikasyonundan fonksiyonel biçimi inceledik. Gerekli ve gereksiz değişkenin modele dahil edilmesini inceledik. Ve bir de en önemli spesifikasyon testlerinden biri olan Ramsey Reset'in spesifikasyon testini incelemiş olduk.